Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz fotoselli lamba. Sanırım arkadaşlar buradan bir tane led lamba patladığı için ledlerimiz yanmıyor. Bu buradaki patlak olan cip ledi tespit edeceğiz ve bunu sizinle beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi fotoselli lambamızı elektriğini veriyorum. Az bir ışığı yanıyor. Bakalım arızası nerede çıkacak. Bu led sağlam. Bu led sağlam. Bu led sağlam. Bu led sağlam. Bu led sağlam arkadaşlar. Evet. Yanıp sönmeye başladı. Ama daha hala arızayı bulamadık. Bu sağlam. 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 Evet. Arkadaşlar patlak olan led lambamız bu. Bunu şu anda lehim makinesiyle bu ledi söküp buraya şase edeceğim. Ve dediğimiz yine aynı şekilde yanmaya başlayacak arkadaşlar. 220 kablomuzu çektik. Patlak olan ledi çıkartacağız arkadaşlar. Lehim yardımıyla. Burayı güzelce ısıtmam lazım ki arkadaşlar yoksa çıkmaz. Evet. Dediğimiz çıktı. Buraya arkadaşlar sökleme yaptım. Elim yanmasın diye şunu da buradan çıkartıyorum. Bir deneme yapacağım. Tekrar elektriğimizi veriyoruz. Ve yandı arkadaşlar. Tekrar çekiyorum. Şimdi üstüne bir şeyle kapatmam lazım. Şimdi fotoselli gözünü kapatıyorum. Hareketimiz de yanmasın diye. Bekliyoruz arkadaşlar. Elimizde şundan bir tane daha var. Arkadaşlar sanırım aynı sıkıntı bunda da olabilir. Bunu daha sonra tamir edeceğiz. Umarım aynı arıza bundan da beklendir arkadaşlar. Evet arkadaşlar fotoselli lambamız söndü. Şimdi kapağı kaldırırken beni gördü ve lambamız yandı arkadaşlar. Şimdi sıra bunu tamir etmekte arkadaşlar. Gelin bunu beraber yine aynı şey, bundaki yaptığımız işlemi aynısını bunda yapalım. Ama önce bilmiyoruz acaba led mi patlak, devre mi yanık. Gelin bunu beraber sizlerle bulalım. Evet arkadaşlar. Fotoselli lambamızı yapmış olduk. Şimdi diğer arızalı olan fotoselli alıyorum. Elektriğini veriyorum arkadaşlar. Şimdi bir önceki yapmış olduğum sistemi aynısını burada yapacağım. Tek tek hızlı hızlı deneme yapacağım. Bu da çalışmıyor, bu da çalışmıyor, bu da çalışmıyor.
bu da çalışmıyor. Çalışmıyor, çalışmıyor. Yanmadı, yanmadı. 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 Ve yandı arkadaşlar. Evet, bunun da arızası bu. Aynı işlemi burada yapacağız. Yine tekrar fişten çekiyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum. LED'i ısıtıp yerinden çıkartacağım. Yine şasi ediyorum arkadaşlar. Şasini ettim. İsterseniz yakın çekim yapabilirsiniz. Tekrar elektrik veriyorum arkadaşlar. Ve lambamız yanmış oldu arkadaşlar. Aslında çok basit. %80, %90 hep aynı arıza. Hep aynı arıza arkadaşlar. Boşu boşuna çöpe atmayın. Bu şekilde yaparak faydalanmış olursunuz. Ne tesadüf, bir tane daha fotoselli lamba elime geçmiş oldu. İlk yapmış olduğum fotoselin arızalı led buydu. İkincisi de buydu arkadaşlar. Şimdi üçüncüsüne bir bakalım. Arızalı led hangisinde çıkacak? Bunun ikisi buradan başlamıştı. Diğer arızalı olan da buradandı. Bakalım hepsi bu modellerde hep aynı sıkıntı, hep aynı bölgede mi? Bir kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sağlam, 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 sağlam. Evet. Bunu da bu çıktı arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde fişten çekiyorum. Aynı işlemi burada yapıyorum. Şimdi hem sökerken hem de size kısa bir bilgi vereyim. Aslında bunların patlamaması gerekiyor. Patlamasının en büyük sebepleri ledlerin altına termal macun koymuyorlar arkadaşlar. O yüzden dolayı bu kartta en çok hangi led ısınıyorsa fazla o led patlıyor arkadaşlar. Aslında yapan firma bu ledlerin altına, şöyle göstereyim size, şunların altına termal macun sürseydi arkadaşlar bu led patlamazdı. İşte sürmedikleri için belirli bir ömürden sonra ledler patlıyor arkadaşlar. Aslında kartın altına da termal macun sürmeleri lazım. Sürselerdi daha kaliteli ve daha uzun ömürlü lambamız bize hizmet ederdi arkadaşlar. Evet. Şu anda aynı şey, şöklemeyi yaptım, kısa devreyi ve fotoselli lambamızı elektriğe takıyorum. Bakalım yanacak mı? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın.